Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar. Bugün sizler için kat kat, tel tel ayrılan bir börek yapacağız. Eniştenizle birlikte mutfaktayız. Sahura şöyle güzel bir börek yapalım dedik. Bakalım. Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle malzemeleri kattıkça söyleyelim biz. Evet, öyle yapalım. Tamam. Önce sütümüzü kabımıza boşaltıyoruz. 1 su bardağı. Malzemelerin miktarlarını açıklamalara yazacağız. Yoğurdumuzu katıyoruz. Normalde üzeri için bir tane yumurta sarısı. Yumurtanın beyazını da hamurumuza katıyoruz. Önce bunları güzelce çırpıyoruz. Evet, bunları karıştırdıktan sonra tuzumuzu ve kabartma tozumuzu katıp karıştırmaya devam ediyoruz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra, bu aşamadan sonra yavaş yavaş unumuzu katarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi 3 yemek kaşığı tereyağı, siz margarin de kullanabilirsiniz tereyağınız yoksa. Bir de yarım çay bardağı sıvı yağı içine boşalttık. Bunu eriteceğiz aralarına sürmek için. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. Sonra daha sonra hamurumuzu şu şekilde uzatarak 4 eşit parçaya böleceğiz. Önce de ortadan ikiye, sonra şu şekilde 4'e bölüyoruz ve bunları yumak yapacağız. Hamurlarımızı şu şekilde yumak yapıp kenara dinlenmesi için koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarımızı yuvarladık, üzerlerini unladık ve bir 15 dakika kadar dinlendireceğiz. Evet, dinlendirmiş olduğumuz hamurlarımızı şu şekilde tezgahımızı unlayarak merdane yardımıyla açıyoruz. Açtığımız hamuru şöyle bir tepsinin içine koyalım. Daha sonra tepsiden çıkartacağız. Ve erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağını bu katına biraz boşaltacağız. Bu erittiğimiz yağı bütün katlara uygulayacağız. Her yerine getiriyoruz. Yağımızı üzerinde gezdirdikten sonra arasına şu şekilde peynir katıyoruz. Ve diğer hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Evet, aynı işlemi 4 parça hamurumuza da yapıyoruz. Merdane ile açıyoruz. Açtığımız ikinci hamuru da tam üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz. Gene üzerine kapattıktan sonra bu kata da yağ döküyoruz. Yağımızı gene sürdükten sonra bu katına da peynirimizi katıyoruz. Bu şekilde bütün hamurlarımızı, 4 tane hamur yuvarlamıştık zaten, hepsini aynı şekilde üzerine kapatıp peyniri koyup yağını katıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bütün hamurları üste koyduk ve kalan yağımızı da en üst kata şu şekilde yediriyoruz. Yağımızı en üst katına da yedirdikten sonra hamurumuzu şu şekilde elimizle açtırıyoruz. Açtırabildiğiniz kadar açtırın. Korkmanıza gerek yok. Daha sonra en altından tutarak şu şekilde yuvarlıyoruz. Sonra hamurumuzu şu şekilde katlayarak buzdolabına atacağız ve yarım saat tereyağının donması için buzlukta yarım saat bekleteceğiz. Hamurumuzu tabağa koyduktan sonra şu şekilde poşetle ya da dilerseniz streçle de sarıp güzelce buzluğumuza atıyoruz. Neden atıyoruz? İçindeki tereyağı donsun diye bir yarım saat buzlukta bekleteceğiz. Evet, hamurumuzu yarım saat buzlukta dinlendirdikten sonra çıkarttık. Tezgahımızın üzerine gene şöyle şu şekilde un serpileyerek hamurumuzu üzerine alıyoruz. Hamurumuzu şu şekilde elimizle eziyoruz. Daha sonra şu şekilde gene unlayarak merdane ile inceltiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzu açtık. Yağlı kağıdımıza koyup tepsimize aldık. Siz dilerseniz yağlı kağıdın üzerinde de hamurunuzu açıp tepsiye öyle koyabilirsiniz. Şimdi yumurtalama aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir adet yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı süt koyduk. Şu şekilde her yerine yumurtalayacağız. Güzelce yumurtasını sürüyoruz üzerine. Yumurtasını sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla şu şekilde kesikler atıyoruz. Siz dilerseniz jiletle de kesebilirsiniz. Jiletiniz varsa jiletle kesmeniz daha uygun olacaktır. Bıçakla çizdikten sonra arkasından şu şekilde çatal çekiyoruz. Evet, hamurumuz pişmeye hazır. 200 derece de ısınmış fırınımıza atıyoruz. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, böreğimiz pişti. Şu an tepsiden çıkartıp kesip size içini göstermek istiyoruz. Evet, şöyle kesip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat. Şu anda çok sıcak olduğu için de fazla tutulmuyor. Evet, tutulmuyor. Çok güzel oldu. Tam da istediğim kıvamda. Ne diyordum? Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun. Afiyet, bal, şeker, şifa olsun inşallah. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilir, videoları beğenebilir, gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızla da yalnız bırakmazsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta, güzel bir Ramazan diliyoruz herkese. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.